Prensesim. Sabahki radyo anonsumu duydunuz herhalde ha? Evet duydum. Herkes duydu, bütün okul. Ne yapayım? Elime geçen her fırsatta sana olan aşkımı haykırmak istiyorum. Ayıp mı? Hayır, ayıp değil. Ama Müdür Bey ile Ayla Hanım'ın okulun araç gereçlerini bizim aşkımızı ilan etmek için kullanmamıza pek bayılacağını zannetmiyorum. Bir dakika ya, sen az önce aşkımız mı dedin? Yani seni ve beni kapsayan bir aşktan mı bahsediyoruz acaba? Doruk. Duyamadım. Uçak geçti. Hayır, geçmedi. Asiye, uçak geçti. Sana aşığım Doruk. Oldu mu? İşte budur ya. Ben de sana aşığım benim güzeller güzel Asiye. Abartma istersen Özge. Doruk'la oranda bir şey olmayacak, kabullen artık. Ya Doruk, şu kümes güzeline ne buluyor ya? Gerçekten anlamıyorum. Tabii benim de abinde ne bulduğumu anlamıyorlardı ama oluyor işte bazen böyle. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Otur. Bugün sürpriz matematik sınavı yapacağım. Herkes masasının üstünü temizlesin. Kalem ve silgilerinizi çıkarın sadece. Hocam böyle sürpriz mi olur? Çok saçma. Yani ne gerek var? Çok kötü bir sürpriz bu. İstemiyorsan boş kağıt ver. Hemen çık olacağım. Ha yok, ben yine de hani bir bozuk saat... Ha, günde iki kere doğruyu gösterirsem ben bir deneyeyim şansım. Belki tutar. Sakın kağıdın üstüne kapanma. Tamam. Sorular iki grup. Yan yana oturanlara ayrı ayrı sorular geliyor. Verme, verme. Hiç gerek yok. Son 5 dakikanız çocuklar. Kağıtlarını veren yerine otursun. Hızlıca kontrol edeceğim. Ondan sonra dersi devam edeceğiz. Çekmiyorsun değil mi oğlum sen? Önce de haber verdim mi ki kopya olsun? Ha? Ben? Yok, ben de şey yaptım öyle. Yanında zaten kimse kalmadı. Verdiler sağ olsun arkadaşlar. Erkenden verdiler kağıtlarını. Kalbim gibi temiz bir kağıt bıraktım. Hocam şey... Ben az önce kağıdımı bıraktım ama aklıma bir şey geldi de... Ben onu düzeltebilir miyim? Düzelt, düzelt. Ne yapıyorsun oğlum? Rahatlıyorum kanka. Hem de büyük rahatlıyorum.